Merhabalar, Elif Tıraş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz çok güzel bir oyamızın yapımını anlatmaya çalışacağım. Ben bunun yapımını sevgili Özlem Topal Hanım'dan görmüştüm arkadaşlar. Başkalarının modeli miydi? Ama ben sadece dediğim gibi onun videosunu izledim ve ondan gördüm. Çiçeğimiz bu şekilde çok şık. Bu şekilde. Şimdi hemen bunun şöyle kalsın şurada. Bunun için malzemelerimizi sıralamak gerekirse 4 tane renkli, 2 tane de yeşil kurdeleye ihtiyacımız var. Bunların milimleri ikisinin de şu şekilde 20 milim eninde, boyu 4 santim. 20 milim eninde 4 santim boyunda şu şekilde tekrardan göstermek gerekirse arkadaşlar. Kurdelemizin numarası şudur. Renk numarası bu. Eni bu. Milim olarak 20 milim. Yeşil kurdelemiz de yine aynı 20 milim. Renk numarası 31-20 kare. Şu şekilde. Ortası içinde yine küçük inciye ihtiyacımız var. Şu şekilde küçük inci, patik incisi de deniyor buna. Ve büyük yorgan iğnemiz. Şu şekilde oya ipimiz. Soran arkadaşlar için aydınlatmak gerekiyor. Oya ipi kullanıyorum. Aynı zamanda onunla dikiyorum zaten. Şu şekilde ipimin markası Altın Başak 4 numara. Yeşil yaprak. Orta incisinde de küçük iğnemizi kullanıyorum arkadaşlar. Yeşil yaprakta kullandığımız inci. Makas ve çakmağa ihtiyacımız var. Şimdi hemen bunu nergis oyasında da göstermiştim zaten. Bunun yapımına başlıyorum. Nergis oyamızın aynısı fakat teknik farklı. Şu uçtan başlıyorum. Şu şekilde. Büyük yorgan iğnemizle uçtan başladım. Aynı nergis oyamızın yapımındaki gibi. Fakat bunun yeşil yaprak kısmına şu şekilde 2 tane yeşil yaprak yaptık. Eklenmesi de yine oradan olacağı için. Bu şekilde. Dört tane renkli, 2 tane de yeşil kurdele yapmamız gerekiyor. Böyle. Hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Çok kolay yapabileceğiniz bir model. Yine son olaraktan da renkli kurdelemizin aynı bir uçtan. Bunun boyunu ölçmeden kesiyorum. Alt kısmı çöp olacağından dolayı 4 milim olarak da kesebilirsiniz. 4 milim olarak yetiyor. 4 santim pardon, 4 milim değil. Bazen karıştırıyorum, kusura bakmayın. Son olarak da yeşil kurdelemizi de aynı şekilde buradan sanki bu sap yaprak kısmını oluşturacağından dolayı dediğim gibi eklemesini de buradan veya ortasından yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde yeşil kurdelemizi de yaptık. Son olarak diğer yeşil yapıyoruz. Bu şekilde oldu. 4 tane pembe, 2 tane de yeşil. Bu şekilde. Arkası bu şekilde. Dediğim gibi bunu nergis oyamızda da yapmıştık zaten. Teknik aynı. Sadece ortasına inci dikiyoruz.
Şimdi hemen bunu kesip yakmamız gerekiyor. Şöyle şuradan ipi kesmeden. Şekilde kestik. Bunu hemen yakalım. Atmasın. Fazlalıklarını tekrardan yakalım. Sonra sıkıntı olmaz. Böyle. Şimdi iğnemizi çekiyoruz. İkiye katladık. Şuradan. Şöyle yavaş yavaş. Bakın zaten çiçeğimiz olmaya başladı. Arkasını çevirip iyice sıkıp iğnemizi buraya sabitleyeceğiz. Biraz daha düzeltelim şöyle. İğnemizi buraya, istediğiniz bir noktaya sabitleyin. Bir kere daha tekrar edelim. Şimdi çiçeğimizi açalım. Yapraklarını büktüğümüz için düzeltelim. Çiçeğimizi yaptık. Şimdi sıra geldi bunun ortasının incisini dikmeye. Şimdi iğnemizi alttan taktık. Küçük iğne dediğim gibi büyük iğnenin arkası büyük olduğundan dolayı incimiz geçmekte zorlanıyor. Şimdi 6 tane inci alıyoruz. 3 6 Yine aynı noktaya batıyoruz. Bunda sorun oluyor bazen. İpimizi aynı noktaya battık. Şöyle bir görüntü oldu. Biraz daha çekelim, sertleşsin. Sonra şuradan yine iğnemizi üç bir tarafında incimiz kaldı. Şöyle bir görüntü elde ettik. Hemen bunun düzelmesi için ortadan iğnemizi taktık.
Yine bir tane küçük inci alıyoruz. Şöyle bunun ortasına batıyoruz. Şöyle bir görüntümüz oldu yine. Hemen şuralardan da aralardan şöyle birkaç kere batalım iğnemizi. İnce yerinde farklı bir boncuk da kullanabilirsiniz. Bu ortası için arkadaşlar. Çiçeğimiz bu şekilde oldu. İpimizi arkasına sabitliyoruz. Burayı da yakalım, yapıştıralım. Şurada bir aksaklık oldu. Çiçeklerin şöyle durması gerekiyor. Yapımı bu. Bu şekilde. Şöyle. Siz daha düzgün, daha güzel yapabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Kolay gelsin.